Kevnem. Bütün çocuklar sokağın başındaki apartmanın giriş katındaki pencereden sürekli kendilerini izleyen kızın neden aralarına katılmadığını merak ediyorlardı. Yeni taşınmıştı bu mahalleye. Orada öylece durup kendilerini izlemekten sıkılmıyor muydu acaba? Bir gün yine aralarında bu konuyu konuşuyorlardı. Belki de bizimle arkadaşlık etmek istemiyordur. Ama öyle olsaydı hep bizi izlemezdi. O zaman yalnızlıktan hoşlanıyordur belki de. Olur mu canım? Yalnızlığı kim sever? Bence çekiniyordur. Ne varmış çekinecek? Bakın ne diyeceğim. Madem o yanımıza gelmeye çekiniyor, o halde biz onun yanına gidelim, tanışıp yanımıza çağıralım. Uğur'un yine merak damarı tuttu. Siz merak etmiyor musunuz sanki? Tartışmayı bırakın da yanına gidelim. Şebnem taşındıklarından beri oyunlarını izlediği çocukların ona doğru geldiklerini görünce hem heyecanlandı hem de biraz huzursuz oldu. Çocuklar Şebnem'in bulunduğu pencerenin önüne geldiler ve gülümseyip selam verdiler ona. Merhaba, benim adım Uğur. Ben de Ayla. Benim adım da Zafer. Sana mahallemize hoş geldin demek için geldik. Teşekkür ederim. Benim adım da Şebnem. Buraya taşındığımızdan beri bu camın önünden bizi seyrettiğini gördük. Sen de aramıza katılıp bizimle oynamak istemez misin? İşte korktuğu soruyu sormuşlardı Şebnem'e. Ne diyecekti onlara şimdi? Nasıl açıklayacaktı? O da çok isterdi onlarla oynamayı, arkadaşlık etmeyi. Ama onların oynadığı oyunlara nasıl katılabilirdi? Neyse, er veya geç öğreneceklerdi nasıl olsa. Derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Çok teşekkür ederim ama ben sizinle oynayamam. Neden? Çünkü ben yürüyemiyorum. Sizin oyunlarınıza katılamam. Çocukların hepsi çok üzülmüşlerdi. Ama kısa sürede toparlandılar. Hiç dışarı çıkamıyor musun? Tekerlekli sandalyemle çıkabiliyorum. Öyleyse sorun yok. Ama oynadığınız oyunları ben oynayamam ki. Biz de başka oyunlar buluruz. Dünyadaki tek oyun onlar değil ya. Tabii, bizimle arkadaşlık etmek istemiyorsan o başka. İstemez olur muyum hiç? Hem de çok isterim. Öyleyse hemen arabana bin de yanımıza gel. Şebnem sevinçle bindi tekerlekli sandalyesine. O günden sonra hep buluştu yeni arkadaşlarıyla. Şebnem'in de oynayabileceği oyunlar oynadılar. Yardımcı oldular ona. Şebnem diğer oyunları oynarken arkadaşlarını izleyerek de eğlenebileceğini söyledi onlara. Arkadaşları çok seviyorlardı Şebnem'i. Yürüyemiyor olabilirdi. Olsun. Çok iyi bir arkadaştı Şebnem. Okullar açılınca da birlikte gittiler okula. Aralarında çok güzel bir arkadaşlık kurmuşlardı ve hepsi mutluydu.